Çınar yolunda yol yapım çalışmasında olduğu yerde şurada bir dinamit patlattılar. Keşke çekebilseydik. Yol için toz duman oldu. Şimdi yolu açıyoruz dediler. Gidebilirsiniz dediler. Yolu böyle kestiler. Bakalım nasıl bir patlama olmuş. Görelim. Evet Seda Hanım, gidelim. İnşallah yolda büyük kayalar falan yoktur. Tam yolun kenarını patlattılar. Çok yakındaydı. Biz daha uzak zannettik. Çekmedik o yüzden ama bayağı da patlama oldu yani. Turuncu ve beyaz. Evet. Önce görüntüyü gördük, sonra ses geldi. Ben beklemiyordum. Bu kadar büyük bir patlamayı ben de beklemiyordum. Toprak altında olur, biz hissetmeyiz zannediyorum ama sallandı. Bu yol, bu arada mühendisten bilgi aldık, sohbet ettik. Karayazı'nın çıkışındaki Kırgındere'ye kadar gidecekmiş bu şekilde yapılır çift şeridinde. Yanımızdaki keşke. Gayet güzel olacak. Patlayan toprağı görüyor musun Seda Hanım? Şura patlamış. Selam ver amcamıza. Şu an bekletmeye aldılar bizi. Çok güzel. Yol hep taş toprak olmuş herhalde, onu temizleyecekler. Kepçe geliyor. Kepçe buraya alacak. Bana hızlı geliyor. Sen biraz geri al istiyorsan. Kepçe geçsin. Kapıcı geliyor. Kapıcı. Kapıcı geliyor. Kapıcı geliyor. Her yolculuğumuzda bir macera kapıcı var yani. Kapıcı geliyor. Bunu da hiç göremezdik bir daha. Kapıcı geliyor. Cemre bak, gördün mü topraklar şimdi? Oo, bir tane daha kepçe. Abi geliyor. Evet. Az önce giden kızdı, tamam da abi. Abi. Oradaki de. Şey yapmıyorlar. Yani ne sağlıyor. Çocuk orada duruyor yani. Şimdi ben ne desem boş. Ben ne yapacağım şimdi? Sağdan gitti ya. Sağdan gitti. Gördüğün gibi yani oğlum alsana bunu kenara. Bas bas şu sağdan git ki. Ürkerlerse ürkmezler. Ürkmezler. Ortaladılar ya. Tam yolun ortasından gidiyorlar. Selam. Selam. Selam diyor. Oh. Oğlum alsana kenara. Oh. Bas kıza, bas kıza, bas. Allah Allah. Böyle inekleri falan çıkıyor yola. Ama ne yazık ki çoban olanlar, iki tane olan vardı. Hiç oralı bile değil yani. Yolun tam ortasından yürütüyor yani. Ama o küçücük çocuğa da o kadar inek emanet edilir mi yani? Ya o sen çocuk bak, kendine bakamaz da. Bakacağını düşünüyor ki emanet etmiş. Ne var, iki tane ben de olsam işte, güderim ben yani onu. Ama şu ana yolun tam ortasında. Sadece sağdaki soldaki yani. Emniyet şeridi açık yani. Başka bir şey açık değil. İlginç yani. Yol hakkı onlar. Hindistan'da da gittim ben kendimi yani. Cevaz'dan hemen çıkıyoruz. Şöyle dağlara
vuracağız birazdan. Çıkartımız zaten Selçuk tabelası geliyor. Bizim saklı cennetimize gideceğiz bakalım. İlk defa biz buraya geldiğimizde tesadüfen görmüştük. Yolun kenarında durmuştuk değil mi? Öyle bakmıştık. Geriden görünmüş de aradan durup bakmıştık. Öyle çok da uzak bir yer değil. Ardından hemen çıkar çıkmaz. Ahlat 19, bitti 75, Diyarbakır 285. Dev bir çukur vardı. Etrafını dolanmıştı. Dolanırız sen merak etme. O iş bizde. Evet. Hala sonra aynı çukur duruyor. Aynı vaziyette. Devasa çukur şöyle. Sağda. Araba buradan geçer. Tamam. Ooo güneş çok güzel. Orada boşmuş abi galiba ya. Abi orada boş yer var görüyorum. Biz kapalı mı önce? Evet. Karşı taraf. Şuradan elinle bir göstersen de bizim gideceğimiz yeri. Hani o aradaki plaja gideceğiz. Biz şuraya geçeceğiz. Evet. Görünüyor işte aha. Şu anda görünüyor. Benim şurası. Gibi. Ha oranın arkasına geçeceğiz. Arkası. Sağda çok çukur var. Sağda. Gördüm. Solda da çok çukur var. Gördüm. Geri gel şuradan dolan. Evet. Çok of. Ne oldu anne sana ya? Anneciğim yol çok kötü, berbat çukurlar var. Çukur diyorsun evet. Ha? Burayı da atlattık. Şöyle de yeşil yeşil, beyaz beyaz çiçekler, mor mor. Cemre bakar mısın şunlara ne kadar güzel duruyorlar değil mi? Anne, neden bir önceki yeni denize duvarlar vardı da oraya gitmeyin? Doğru mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz. Şu an çok güzel bir deniz karşımızda ya. Resmen deniz yani. Nautilus. Ben de anladım. Orası sığdı ama orası yani. Nerede duba vardı Cemre'ciğim? Hani gittiğimiz bazı yerlerde denizlerde. Şurası çok kötü. Şöyle verelim bakalım. Önü düşerse çok kötü. Düşmüyorlar bizim arasına. Plaka düşmez değil mi? Düşmez. İki tane araba var. Evet. Sadece bize kalmış gibi bir araba da arkadan geliyor. Allah kahretsin. Ben arkada araba falan göremiyorum ama. Şöyle yapalım. Fotoğrafını al bakalım oradan koyalım. Anne deniz güzel gözüküyor yeşil ama. Bence de var bak. Haklısın. Ben sana ne diyebilirim ki? Kötü kötü değil Cemre. Gitmiyor yani. Baba bir şey var. Gelmiş bu noktayız. Biraz temiz. Anne. Çöpler ya, ama. Bak. Van denizimiz bu şekilde. Gayet güzel. Sağ tarafta aileler giriyor. Karşıda bir plaj daha var. Gayet güzel. Arabamızı park ettik. Şu karşıdaki taşın arkasındaki
gizli koya doğru hareket ediyoruz. Genelde orayı kimse bilmiyor. Burayı da bilen az ama gelenler hep burada takılıyorlar. Biz o tarafa doğru denizden hareket edeceğiz bakalım. Geldik. Gizli sahilimize. Buradan inmeye çalışacağız. Önce ben ineyim, sonra sizi alalım. Şu an geldik bakalım. Karşıda bir yer var ama haftanın bazı günleri bayanlar, bazı günleri erkekler oluyormuş. Şu an bakıyorum hep bayanlar gözüküyor. Burayı iyi bence. Hadi bakalım. Denizimizi bir test edelim. Şöyle girelim. Oo, çok güzel. Yerdeki taşlar bu şekilde. Su berrak. Cam gibi. Tepeden de bir çekeyim istedim manzarayı. Girdik. Gayet güzeldi. Mis gibi bir deniz. Berrak, tertemiz. Şimdi şöyle ufaktan mini sahilimizden arabaya doğru gidip otele geçeceğiz. Yüzme işini bitirdik. Şimdi Adil Cevaz öğretmen evine geldik. Odamıza yerleşeceğiz. Tam yolun kenarında. Önünde de marina var. Güzel bir konumda. İlçe de güzelle benziyor. Birazdan çıkıp hepsini tecrübe edeceğiz inşallah. Bakalım nasıl bir yerle karşılaşacağız. Yüzdüğümüz koy çok güzeldi. Daha önceden de gelmiştik. Vallahi güzel yerler açıkçası. Tam yaşanacak yerler diyebilirim. Sessiz, sakin. Deniz diyorum artık. Van Denizi güzel. Böyle bir yer. Bakalım şimdi ilerliyoruz. Karşı. Anahtar yok üstünde. İçerideymiş. Evet. Giriş yapmış durumdayız. Şu yükümüzü koyalım. Dışarı bakalım. Oo, göl manzaralı. Gayet güzel. Balmumlar yetiyor. Bence de iyi kızım. Güzel, deniz de evet. Gayet güzel bence. Öğretmen evinin ön bahçesi bu şekilde. Direkt yola sıfır. Gayet güzel. Yemek fiyatları da uygun. Kebap çeşitleri var işte, ızgara çeşitleri, porsiyonları 100-110 lira falan diyor. Gayet güzel. Birazdan gezmeye başlayacağız. Şöyle bir kez daha gösterelim. Burası öğretmen evi. Ön taraf Van Gölü ve ana yol. Biz şimdi şehre doğru gideceğiz. Merkeze doğru. Bakalım bir gezme işi yapmış olacağız bakalım. Adil Cevaz merkezde bir yere geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Böyle oturma yerleri var. Çok huzur dolu bir yer yani, sakin bir yer. Vallahi biz çok sevdik açıkçası. Ben bir huzur doldum yani şu an. Gayet güzel, bakalım nerede ne yiyeceğiz. Bir yer tarif ettiler ama dönmek lazım. Çay bahçesi de çok güzelmiş burada.
Hatta su akıyor. Huzur dolu bir yer, sakin, huzurlu bir yer. Gezelim bakalım. Burası tam merkez. Belediye var, bankalar var. Böyle huzurlu bir ortam. Tam bir Nur şehri dediğimiz yerlerden biri yani. Öğretmeni bu taraftaydı, öğretmeni evet. Öyle. Çarşı burada. Huzurlu bir yer. Kervansaray diye bir lokantaya geldik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Thank you.